Ben ne sizden ne de Galatasaray'dan ayrılmadım. Ayrılmam. Ben ne sizi ne de Galatasaray'ı bırakmam. Bırakmam. Şimdi elimi kalbime götürüyorum. Kalbime koyuyorum. Galatasaray taraftarının benim için yaptıklarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 40 yıl içinde hakkım varsa hepsini Galatasaray taraftarına ve Galatasaraylılara helal ediyorum. Siz de hakkınızı bana helal edin. Soru almayacağım. Daha sonra da tekrar açıklama yapacağım. Bir önemli not daha belirteyim. Bilmediğiniz bir şeye yorum yaparken dikkat edin. Biz Fenerbahçe'ye gelirken de giderken de nasıl geldiğimizi, nasıl gittiğimizi lütfen yetkili şahıslara sorun. Bu konuda da yorum yaparken elinizi vicdanınıza koyun, empati yapın, ayıp etmeyin. Taraftarlarımıza buradan saygı duyuyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bizim gibiler için burada futbol oynamış, uzun yıllar futbol oynamış, hemen her yerde bu formanın özellikle bir şekilde prestijini ve kredisini kullanmış insanlar için zirve burasıdır. Her zaman onu söylemiştim. Burayı yaşadım. Ancak açıkçası bunu devam ettirebilecek gücü hissedemiyorum kendimde. Ve açıkçası bu maçla beraber Fenerbahçe'yi görevime son veriyorum. Söyleyeceğim cümle şu olur. Şu anki dönem içerisinde görev aldığım, sizlerin bildiği tabiriyle futbolun patronu pozisyondaki görevimden istifa etmiş pozisyondayım. Kaybettik. Üzüntülüyüz. Söyleyecek bir şey yok. Gerekli açıklamayı yayıncı kuruluşa yaptım. Oradan gereken bilgiler alırsınız. Teşekkür ediyorum. Ben 1,5 ay önce başkanımızla bir görüşme yaptım. Bana beraber devam edeceğimizi kendisi söyledi. Ben de o zaman da çok fazla devam etmek istemediğimi anlattım. Fakat gelinen bu noktada dün yaptığım toplantıda başkanımızla ben hem Fenerbahçe camiası için hem kendim için bir şeyler olması lazımdı. Benim çekilmem gerektiğinin, bırakmam gerektiğinin çok doğru olduğunu konuştum. O da tamam dedi. Ben bugün görevi bıraktım. Keşke şampiyon olarak buradan ayrılsaydım. Fenerbahçe'me ve Türk futboluna çok daha büyük hizmetler vermek isterdim. Ama nasip buraya kadarmış, kısmet buraya kadarmış. Parar. Bir, hayırlı bir karar almamız gerekiyor takım hakkında. Va a llegar un entrenador turco que sabe esta liga y con un shock puede ficar en la primera liga. Belki bir kan değişimi takıma iyi gelebilir, bir şok iyi gelebilir, takımı ligde tutabilir belki. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten çok kaliteli zamanlar geçirdim. Şimdi ayrılıyoruz çünkü kurduğum takımda, çalıştığım takımda bu geçtiğimiz yılda böyleydi, bu yılda böyleydi. Hep bir olumlu beklenti yaratıyorum. Kadroyu hiç değerlendirmeden yaptım bunu. Üst sıraları hep hedef gösterdim. Evet, bazen bu oyunları oynayamadık ama takımımı güvenli bir puanla bırakıyorum. Bu da benim için değerli ve önemli. Bugün itibariyle görevimi bırakıyorum. Ama birkaç cümle edeceğim. Bu söylediklerimi herkese mal etmek istemiyorum. Lütfen bunu kimse yanlış anlamasın. Yani kimseyi kırmak veya dökmek yerinde de değilim. Ya şimdi bazen bırakacağın yeri de, duracağın yeri de iyi bilmek gerekiyor. Belki bazı şeyler olmuyorsa olmaması gerektiğindendir. Bizler her zaman adam gibi geldik, adam gibi de gideriz. Hiç kimsenin bize küfür etmeye de hakkı yok. Hiç kimsenin ama. İstifa diye bağırabilirsiniz. Tribün aşağı inebilir ama ne ben, ne futbolcularım, ne ekibim bu küfürü hak etmiyoruz. Şu anda bizim yaptığımız bu. Onun için ben bu takımın kesinlikle çok başarılı olacağına inanıyorum. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü çok iyi bir kadro var. Biraz önce de söylediğim gibi benim kimseyle, benim ekibim kimseyle bir sorun yaşamadık. Sorun da zaten yaşamak da istemiyoruz. Onun için de güzelce konuştuk ve ayrılmaya karar verdik. Yani bizim şeyimiz bu burada ama bazı şeyleri de oturtmak için de zaman gerekiyor. O zamanı da tanımak gerekiyor. Ama konuşup ayrılmak da bence en güzel şeylerden bir tanesi.
Çünkü biz burada çok başarılı şekilde görev yaptık ve iyi bir şekilde de ayrılmak bizim için de çok güzel bir şey.